Merhaba, altın daha çıkacak mı? Altın hiç fırsat vermeyecek mi? Kafanızdaki sorular bunlar. Özellikle de gram altın. Her ne kadar biz ons altında başlayıp gram altında bitirsek de her zaman bana soranlar oluyor. Hocam gram altın yorumu yapmayacak mısın? Her zaman yapıyorum ama belirleyici olan ons altın olduğu için ons altınla başlıyorum. Şimdi sizin de kafanızdaki soru bu. Şimdi hatırlayacak olursanız bundan evvel yapmış olduğum yorumda yani şu 1750 gibi bir yer genelde geliyor oradan aşağı dönüyor. Buralardan gene gelip aşağı gelmesini bekliyoruz ama bu 1750'de kırılacak olursa işte yukarıda 1783 var oraya doğru gidebilir şeklinde yorumum olmuştu. Oraya doğru da gitti. Tam o hedefe ulaşmamış olsa bile gitti. Şu şekilde ons altındaki günlük grafiği görüyorsunuz. Burada işte bu Andrews Pitchfork diye bahsettiğim çizgileri de üzerine koydum. Güzel bir şekilde takip ettiğini görüyorsunuz. Şöyle yaklaştıralım. Yaklaştıralım. Bakın şu tepesine kadar gitti. Yani 1783 dedik ama 1700 kaça kadar gitmiş? 79'a kadar gitmiş. 1783 olmadı. Peki buraya kadar geldi. Yani dolayısıyla o yataylıktan kurtulmuş oldu altın. Peki o zaman altın bundan sonra daha yükselecek mi? Orada da size şunu göstermek istiyorum. Şu aylık grafik. Bu aylık grafikte evet. Bu aylık grafikte bakınız şurası 2011 Ağustos'u. Burası işte 2011 Eylül. Şuralarda 2012 Eylül ve Ekim ayları. Şimdi şöyle getirsek şuraya bir şekilde şunu koysak 1805 diyor bakın. 1805. Bu 1805'e yaklaştıkça diyelim. Oraya doğru gidiyor gözüküyor ama 1805'e yaklaştıkça çok ciddi bir burası arz bölgesine geliyor. Yani dirençe arz bölgesi de deniyor. İşte desteğe talep bölgesi de deniyor. Yani buralardan ciddi satışlar gelebilir. Bakın wave trend osilatörde aşırı alım bölgesine geçmiş yıllar sonra en son olarak yani aşırı alım bölgesinde olduğu 2012 idi. Şimdi 2020'deyiz. Yıllar sonra geldi aşırı alım bölgesine. Yani bayağı bir satışlar için uygun bir yere geldi. Haftalıkta zaten epeyden beri orada görüyorsunuz. Haftalıkta da böyle. Günlük grafikte ise tekrardan aşırı alım bölgesine gelmek üzere. Şu aşağıdaki RSI'daki çizgiyi görebiliyor musunuz? Kendimi kaldırayım. Kendimi kaldırayım. Evet, şurada işte RSI'da şu aşağıdaki RSI oluyor. RSI bakın düşüş içerisinde. RSI'da bir düşüş var. Günlük RSI'den bahsediyoruz. Bir düşüş var. Ama fiyatlarda nedense mesela şuradan bakacak olursanız yükseliş var. İşte buna uyumsuzluk deniyor teknik analizde. Bu da düşüş için beklenen şeylerden bir tanesi. Yani böyle bir uyumsuzluk varsa bunun aşağı yönde düzeltmesini yapmasını bekleriz ancak biraz daha yükselebilir. Öyleyse nasıl bakmamız gerekiyor bu olaya? Şöyle bir 4 saatlikten de göstereyim isterseniz. 4 saatlikte de işte şöyle geldi. Fazla düşmedi. Yeniden yükselmek niyetinde. Şu aşağıda şu çizgiden destek buluyor. 1750 52 gibi yerden destek buluyor. Yukarıda da şu 1805'e doğru hareket içerisinde işte mesela 1790'a falan gidebilir yani. O şekilde görünüyor. Yani o zaman şöyle düşünmemiz gerekiyor yani. Altın bayağı bir çıkmış. Buralardan gidebileceği belki bir %2'si, 3'ü var. Ama onun ötesini zor görüyorum. Çünkü yıllardan beri görülmemiş olan bir seviye olduğu için oralara gelince oralardan satışlar gelebilir. Bu mevcut 1740'ı bile kırması için bir sürü olay olması gerekiyordu. Yani bu kadar Fed sınırsız para veriyorum dedi. İşte Amerika Çin gerginliği oldu vesaire sonra geri adım atıldı falan. Yeni bir hikaye olması gerekiyor diyorduk 1740'ın üzerine çıkması için. İşte piyasalarda Amerikan 10 yıllıklarında çok ciddi bir karışıklık oldu.
Yani Amerika tarafında Çin'le olan ticaret anlaşmasını bozuyoruz dediler. Sonra bozmuyoruz dediler. Bu sefer Çin tarafı geldi. Hayır, biz bozuyoruz, biz bozarız. Biz sizden almayız işte tarım ürünü falan dediler. Yani onlar da gerginliği arttırdılar. O sayede buralara kadar geldi. Devam edebilir 1800'de ama artık ondan sonra illaki bir düzeltme yapmasını ve ciddi bir düzeltme yapmasını bekliyorum ben altının. O yüzden içinde bulunduğumuz yerler biraz daha yükseliş için uygun olmakla beraber artık bu işlerin en azından bir süreliğine sonuna yaklaştığımızı söyleyebilirim. Şimdi gram altın tarafına bakacak olursak ki orası da zaten şeydi yani şu omuz baş omuzdan bahsediyorduk. O da artık bitmişti. Üzerine şöyle attı bitti ama burada bir omuz daha yapıyor. 391'den görüyorsunuz bir omuz daha yapıyor. Buralardan satışlar gelse bu gene bozulmuş olmaz. Bu tekrar şunu omuzu alıp bu tarafa getirebiliriz. Eğer buradan satışlar gelecek olursa. Şöyle. Ve bu dediğimiz şey de gerçekleşecek olursa o zaman tekrardan gram altın bir alış fırsatı verecektir. Ama vermedi. Ons altın bir %2, 3 daha belki buradan hareket etti. O da ne kadar yapıyor? İşte 12 lira mı yapıyor? Öyle bir şey. Evet. Bunun üzerine yani belki işte o 400 hedefine gidebilir eğer onstaki o hareketleri görecek olursak. Bu önümüzdeki hafta biraz bu işlerin belli olacağı bir hafta olacak diye düşünüyorum. Çünkü Amerika işte bir geri adım attı. Biz bozmuyoruz bu Çin'le olan anlaşmayı dedim. Çin ise işte üste çıkmaya çalıştı falan. Biraz bir sakinleme falan olacak olursa buradan tekrar satışların gelmesini bekleriz. Ama gerginlikle beraber %2-3'lük yükselişler daha olabilir. Fakat eninde sonunda bu düzeltmeyi yapmasını bekliyorum. Yani bu 1805'i kıracak da 2000'e gidecek diye bir şey beklemiyorum. Orası ciddi bir direnç bölgesi. En azından oraya gelip oradan önemli bir düzeltme yaptıktan sonra o 2000'e gitmesi, 2100'e belki gitmesi söz konusu olabilir ama burada bir düzeltme yapması lazım. Sonra bakacağız. Yani enflasyon beklentileri falan olacak olursa tabii ki o yükseliş devam edecektir. Ama benim beklentim öyle veya böyle şu 1640'lara doğru bir geri çekilme yapıp bir düzeltmesini yapıp tamamlayıp ondan sonra yoluna devam etmesi şeklinde uzun oldu bugün belki ama siz de uzun zamandır bekliyordunuz. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi günler dilerim.